24 ekranlarından iyi akşamlar değerli tarih severler. Ben Özgenur Reyhan Güler. Tarihe farklı bakan, bilinmeyenleri ortaya çıkaran an ve zamanla karşınızdayız. Bugün 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Elbette güzide İstanbul'umuzun, tüm dünyanın gözlerinin üzerinde bulunduğu İstanbul'umuzun imparatorluk başkenti olduğu fethin yıl dönümünü kutluyoruz bu akşam. Bugün fethimiz kutlu olsun, mutlu olsun. Elbette bu kutlu günü kutlayacağız ve değerli konuklarımla bilinmeyenleri konuşmaya devam edeceğiz. Tarihe cesur sorular soracağız yine bu akşam. 569 yıl önce bu topraklarda neler yaşandı? Bizans'ın hakimiyetindeki İstanbul 54 günde nasıl fethedildi? Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in ilk icraatleri ne oldu? İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı'nın ilim, fikir ve düşünce dünyası nasıl değişti, gelişti? Tüm bu soruların ayrıntılarını ele alacağız bu akşam. An ve zamanı başlatmak için sizler hazırsanız bizler de hazırız. Ekranlarınızın başında yerinizi alın. An ve zaman başlıyor. Evet, bizim için oldukça önemli bir gün, önemli bir akşam. Bu akşam 569 yıldır Türklerin ve Müslüman halkların hakimiyetinde bir kentten bahsediyoruz ve mimarından bahsediyoruz elbette. Dolayısıyla bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı, başlangıcı olan fethi bilinmeyen yönleriyle ele alacağız bu akşam. Günümüze yansımalarında konuşacağız. Bu konuda çok değerli konuklarım bizimle beraber. Profesör Doktor Fahmettin Başar hocamız, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden, zaten duayen bir hoca bu konuda. Bizi kırmadı, geldi. Teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elbette tarihçi yazar Nermin Taylan Erkutlu. Zaten siz onu TV24 ekranlarından yakinen tanıyorsunuz. Hoş geldiniz Nermin hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür Bizi ederim. Kırmadınız. Sağ olun. Estağfurullah. 569 yıl önce bu topraklarda neler olduğunu konuşacağız elbette, ama Twitter'dan lütfen bize soru ve yorumlarınızı iletin. Bizler sizlerin sorularınızla beraber programı daha etkin kılmayı arzu ediyoruz. Hashtag'imiz Fatih'in İstanbul'u, sorularınızı bekliyoruz hocalarımıza yönlendirmek için. Evet, 569 yıl önce bu topraklarda ne olduğu konuşacağız, ama öncelikle alınamayan şehri alan, yeni bir çağ başlatan, Türklerin kaderini değiştiren, hatta Avrupa'nın kaderini değiştiren bir olay Fatih Sultan Mehmet hakkında bilinmeyenlerden başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz önce Fahmettin hocamdan başlamak istiyorum. Hocam, Fatih yapan şeylerden önce başlatmak istiyorum konuyu ben. Çocukluğundan, gençliğinden, nasıl İstanbul'a hazırlık yaptığından önce çocukluğundan biraz bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet nasıl bir çocukluk geçirdi? Evet. Teşekkür ederim Özge Hanım. Ben de İstanbul'umuzun fethinin 569. yıl dönümünde İstanbul'umuza, milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun diyorum bu fetih günümüz. Tabii Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin 7. hükümdarı, küçük yaştan itibaren çok iyi yetişmiş bir şehzadeydi. Zira babası 2. Murat ilme çok değer veren, alimlere değer veren, kendisi de şair bir hükümdardı ve oğlu Şehzade Mehmet'i ve diğer şehzadelerinin yetişmesini çok önemsemişti. Dönemin ünlü alimlerini Edirne Sarayı'na davet etmiş ve onları şehzadelerine şehzade hocası olarak tayin etmişti. Şehzade Mehmet'in kaynaklar, kronikler bize küçüklüğünde çok biraz hareketli, belki yaramaz denilebilecek bir çocuk olduğunu söylerler. Ama alim hocalarının elinde o yaramazlığı çok farklı bir yöne yöneltilmiş ve
küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almış şehzadeydi. Daha çok küçükken şehzadeler, şehzade eğitimlerine çok özen gösterilirdi Osmanlı'da, ama II. Murad'ın buna daha bir hassasiyet gösterdiğini, büyük oğlu Alaaddin Çelebi Amasya'ya, Mehmet Çelebi'yi de Manisa'ya, Manisa Sancak Beyliği'ne yönetici olarak, vali olarak göndermişti ve yanına tecrübeli devlet adamlarını Lala olarak tayin etmişti ve ayrıca hoca tayin etmişti. İşte Şehzade Mehmet daha 1442'de 10-11 yaşlarındayken Manisa'ya vali olarak gitti. Orada lalalarıyla birlikte hem devlet işlerini öğreniyor hem de hocalarının yanında ilim tahsil ediyordu. Hem dini ilimler hem fenni ilimler öğreniyordu. Şehzade Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in kaderinde çok küçük yaşta, daha babası hayatta iken Osmanlı tarihinde bir ilk olarak tahta çıkma olayı gerçekleşecekti 1444 yılında. Çünkü 2. Murat 46 yılına kadar 2 yıllık bir, daha o sırada 13 yaşındadır, 2 yıllık bir hükümdarlık, ilk hükümdarlık dönemi vardır. Evet. Ancak bu ilk hükümdarlık dönemi biraz talihsiz geçmiştir Şehzade Mehmet için. Çünkü Osmanlı tahtına çok küçük yaşta bir padişahın geçmesi Batı'da hemen kıpırdanmalara sebep olmuş. Keza aynı şekilde Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş olan beylikler harekete geçmiştir. Karamanoğullarının da öncülüğünde. Ve 2. Murad'ı Sadrazam Halil Paşa tekrar tahta geçmesi için ısrarcı bir şekilde davet etmiştir. Üstelik o sırada Batı'dan bir Haçlı ordusunun Tuna'yı aşması üzerine 2. Murad Edirne'ye gelerek ordunun başına geçip Varna muharebesini yapmak üzere batıya sefere çıkmıştır. Varna zaferinden sonra da yeniden tahta geçmeyip oğlunu rencide etmemek için, evet, 1444 yılında yine Manisa'ya çekilmiştir. Ancak bu süreçte hem Sadrazam Çandarlı Halil Paşa hem Yeniçeriler II. Mehmet'in hükümdarlığını istememektedirler. Çünkü çok küçük yaşta olması dolayısıyla devletin bir büyük tehlikeyle karşı karşıya geleceğini düşünmektedirler. Evet hocam, fethe doğru geleceğiz ve Şehzade Mehmet'in nasıl ikinci kez tahta çıkarıldığı ve bu konudaki muhalefetleri de konuşacağız. Ama çocukluğuna biraz daha ben inmek istiyorum, müsaade ederseniz, Nermin hocamla birlikte. Nermin hocam, Fatih Sultan Mehmet'in babasıyla arası nasıldı? Bu hep konuşuluyor, evet, değil mi? Şimdi aslında Fatih Sultan Mehmet babasının dördüncü evladı olarak, erkek evladı olarak dünyaya geldiğinde 1432 yılında babasının, yani kendisinden daha büyük bir şehzade var. Şehzade Alaaddin. Şimdi diğer kardeşlerinin akıbetlerini de biliyoruz ama Şehzade Alaaddin'i biraz daha fazla sevdiği söylenir 2. Murat'ın. Ki işte sanki Fatih Sultan Mehmet'i sevmiyormuş gibi de bir izlenim verilir. Çünkü film çekildiğinde de, fetih filmi çekildiğinde de böyle bir şey konuşuldu. Ama babasıyla arası nasıldığının cevabını şöyle söyleyebiliriz. Ben kendimce, hani kendi okumalarımda bunu söyleyebilirim. Şimdi dördüncü evlat, ancak kocamın da buyurduğu gibi şehzadeler çok iyi yetişirler. Evet. Ve 2. Mehmet, 2. Murat evlatlarını yetiştirirken, yani birine iyi hoca tayin edip diğerine kötü hoca tayin etmiyor. Özenle ve özellikle öyle hocalar tayin ediyor ki onların eğitiminde muazzam bir eğitim. Çünkü aslanın yavrusu aslandır ve yarın öbür gün tahtın sahibi onlardan biri olacaktır. Evet. İyi eğitilmeli ve vakti geldiğinde devleti iyi yönetmelidir. İşte Manisa Sancak Beyliği döneminde aslında Fatih'in o eğitim süreci devam eder ama biz hep işte Akşemseddin, Molla Gürani deriz. Ama Fatih'in ilk dalısı Kasapzade Mehmet, sancağa çıktığı zaman ise Nişancı İbrahim'dir. Yani bu iki hocası aslında Fatih'in, hani belki de
onu inşa ederken bunu yapıyor ama. Şu konuda çok özür dilerim, kişisel merakımı söylüyorum. Hocam da dedi zaten, hareketli bir çocukluk evet. dönemi vardı. Haşarı ama aynı zamanda akıllı. Çok da ele avuca gelmeyen bir çocuktu dedi. Evet. Kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla Edirne Sarayı'na işte eğitimciler geliyor. Fatih Sultan Mehmet'i, Şehzade Mehmet'i yetiştirmek üzere ve bir türlü başa çıkılamıyor. Diyorlar ki yani biz ne yaptıysak hani ele avuca sığmayan bir çocuk bu. Sonradan hocaların hocası Molla Gürani Hoca'yı getiriyorlar. Doğru mu bu kaynaklarda? Şimdi biz onu şöyle okuyoruz. Hani birkaç kaynaktan geçerek söyleyebiliriz bunu. Fatih evet yaramaz bir çocuk muydu? Kabına sığmaz bir çocuk muydu? Ya da hani kendi zekası ve aklı belki de hani içine doğmuş olduğu dünya ve şehzade olmasından kaynaklanan bir hani hem kendine özgüven ve nerede olduğunun farkındalığı ile Fatih biraz derslerinde riayet etmeme yolunda ilerlerken işte Molla Yezgan'ın işte bir işte haç farzasını yerine getirmek için 2. Murat döneminde işte Mısır'da bulup namını duyup ve kendisini tanıyıp Molla Gürani'yi 2. Murat'a hediye olarak getirmesi, ki bu bir köle olarak getirmiyor onu ve ikna ediyor Edirne'ye gelmek için. Epey de bir uzun sürüyor bu ikna çabası ve Molla Gürani'yi Edirne'ye getirdiği zaman anlatılan şudur. Hani Molla Yezgan herkese bir hediye getirdi. Fakat 2. Murat'a bir hediye getirmedi. 2. Murat herkese hediye getirdin. Hani benim hediyem dediğinde sultanım izin verin kapıdan içeri girsin der. Ve Molla Gürani'yi içeri çağırırlar. Molla Gürani içeri geldiğinde işte kendisine izah edilir ve işte 2. Murat onunla biraz sohbet ettikten sonra kendi şehzadesinin eğitimine tayin eder. Ve o sırada Fatih Sultan Mehmet'in, hani bu birkaç rivayetle anlatılır ama, Fatih Sultan Mehmet'in işte huzuruna girdiğinde şehzadenin, o dönemde Şehzade Mehmet girdiğinde elinde bir sopa vardır ve hani ne yapacaksın o sopayı diye sorar. Derslerini ezber etmezsen ve derslerine iyi riayet etmezsen seni o sopayla döverim der. Ve o zaman şöyle anlatılır, işte hani sen mi beni döveceksin, ben şehzadeyim dediğinde de hani bir derler ki babasına bir sopa çekti orada 2. Murat'a, bir de derler ki Fatih Sultan Mehmet'e hani hafif bir sille vurdu. Ama bütün biz bunlardan anlıyoruz ki Fatih Sultan Mehmet gerçekten de kabına sığmayan bir şehzade. Hani adam olacak çocuk belli olur zekasından, tavrından, uslubundan. Ama babasıyla arası nasıldı meselesinde de ben işte bu tarih okumalarımda, tabii Fehamettin hocamın eserlerini okumalarımda, tezlerinde, hocamızın yazmış olduğu makalelerde şunu fark ediyorum. Sanki 2. Murat oğluna, yani aslında Bayezid, ondan sonra işte Çelebi Mehmet, arkasından 2. Murat ve sanki 2. Murat'ı oğluna İstanbul'u miras bıraktı. İstanbul'u almayı miras bırakmıştı. Çünkü onu o şekilde hazırladı hep. Aslında belki tahta geçirilmesi, çünkü biz hani Zayfi'den şey okuyoruz. İlk tahta geçip daha sonra tahttan indirilirken hani Şehzade Mehmet babasına diyor ki mal senin de, mülk senin de, hani neden deseydin ben zaten çekilirdim, hani neden bu şekilde tahta geçtin diyor. Babası da ona diyor ki ben senin biraz tecrübe etmeni istedim. Aslında onu hazırlıyordu sanki, çünkü Alaaddin ölmüştü, yegane şehzade Şehzade Mehmet'ti ve artık Sultan Mehmet oldu. Tekrar 1446 yılında tahttan indiğinde 2. Murat onu hazırlıyordu. Burada belki sona geleceğim, bunu söylemezsem olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hep biz şey düşünürüz, ya da bu Türk televizyonlarında bazı yazılarda böyle konuşulur. İşte 2. Murat Alaaddin'i çok severdi, Fatih'i o kadar sevmezdi. Hani sanki Alaaddin'e daha düşkündü. Ölürken dahi vasiyetini yeniletti ve dedi ki vasiyetinde, benim naaşımı Bursa'daki oğlum Alaaddin'in türbesine gömün ve benden sonra Ali Osman soyundan kimseyi oraya gömmeyin dedi. Çünkü kendisi 6. Osmanlı padişahıydı. Fatih 7. olacaktı. Sanki Fatih'e şunu nasihat ediyordu. Bak biz padişahlar, Bursa'ydı başkentimiz, oraya gömülüyoruz ama sen İstanbul'u al. Bundan sonra oraya kimse gelmesin. İşte Fatih İstanbul'u aldı ve ondan sonra zaten hiçbir padişah Bursa'ya gömülmedi. Evet. Ve hatta şöyle bir kaynaklarda geçiyor. Alaaddin öldükten sonra babası o kadar çok yas tutuyor ki. Üzülüyor, evet. Tahtta kalsın ona. Yani böyle bir sanki kendine doğru çekilme, bir yas süreci. Doğru mudur acaba? Böyle mi, yoksa gerçekten isteyerek mi? Mehmet'e bıraktı, Şehzade Mehmet'e bıraktı. 1443'te Alaaddin Çelebi Amasya'da genç yaşta vefat edince, tabii ki padişah, evladı ölmüştür. En büyük oğlu vefat etmiştir. Çok
üzülmüş ve artık hayatta tek oğlu kalmıştır. O da Şehzade Mehmet. Manisa'dadır o sırada. Tahtın yegane veliahtı Şehzade Mehmet'tir. Dolayısıyla aslında kaynaklar o şekilde sizin de anlattığınız gibi söyler ama tam bilemeyiz onu. Büyük evlat olduğu için belki Alaaddin Çelebi'yi kaynaklar veliaht olarak gösterirler ama vefatından sonra artık yegane tek evladı olarak Şehzade Mehmet tahtın varisidir. Bu sebeple üzüntüsü, iç ve dış siyasi olaylar, askeri olaylar, Balkanlardaki sıkıntılar, uç beyleriyle merkez arasındaki geçimsizlik gibi sebeplerle 2. Murat oğlunun da artık o değerli alimler nezdin yanında çok iyi yetiştiğine de lalalarının da ona devlet işlerini öğrettiğine inandığı için 1444 yılında kendisi inzivaya çekilmiş, tahtı oğluna bırakmıştır. Peki tabii ki beklenti de yükseliyor. Tek varis var, iyi bir eğitimden geçecek. Beklentiler de yüksek. Peki nasıl bir liderlik eğitiminden geçti? Yanında kimler vardı hocam bu süreçte? Şimdi az önce Nermin Hoca Hanım da belirttiler. Şehzade Sancağı'na gönderilirken şehzadeler ona devlet işlerini öğrenebilmesi için dönemin önde gelen devlet adamlarından paşalar lala olarak Selçuklu'daki Atabeylik gibi lala olarak tayin edilirdi. İşte Şehzade Mehmet'in iki lalası vardı Manisa'ya gittiğinde. Sizin de demin belirttiğiniz gibi. Bu lalalar ona devlet işlerini öğretiyorlardı. Aynı zamanda da işte Şehzade Hocalığı diye bir makam vardı. Hocası Molla Gürani ve diğer hocaları ona ilim öğretiyorlardı. Bu şekilde ilimle devlet işlerini Manisa'daki valiliği yöneticiliği sırasında öğrenmişti Şehzade Mehmet. Çok genç yaşta da ilk hükümdarlık dönemi başlayınca artık tam da devlet yönetiminin, siyasetin içindeydi. Ancak işte bir muhalif grup da söz konusuydu. Bütün bunlar onun gelecekteki o büyük Fatih olma idealini o dönemde kendisinde başlatmıştı. Çünkü o başarısız olarak kabul edilen 2 yıllık dönemini ikinci defa 1451'de hükümdar olduğu zaman telafi etmesi gereken büyük bir fetih gerçekleştirmesi inancındaydı. Kendi hocaları, yanındaki devlet adamları, işte vezir divana alacağı vezirleri, kendini bir fütuhatçı padişah olarak yetiştirmekteydi ve İstanbul'un fethi idealiyle o dönemde, ilk şehzadelik döneminde, ilk hükümdarlığı döneminde ve ikinci şehzadelik döneminde Manisa'da 1446'dan 51'e kadar geçen dönemde hep İstanbul'un fethi idealiyle yoğrulmuştu. Evet. Ona, iyi bir sanat eğitimi alıyor, iyi bir matematik eğitimi alıyor, strateji, devlet adamlığı eğitimi alıyor. Dünya tarihini okuyor, coğrafya okuyor. Edebiyat okuyor. Tarihte hüküm sürmüş olan büyük cihangirleri tanımak istiyor, onlara merak salıyor. 7 dil biliyor dünya dillerinden okuyor kendi kaynaklarını, diğer dillerden. Yani şöyle hepsini okuyor demeyelim, dil tamam, dilleri öğreniyor ama yanında tabii mütercimleri de var. Evet. Batı kaynaklarını Şehzade'ye okumaktadırlar, hı hı. Kendi isteğiyle bizzat. İşte İskender'in dönemini tanıyor, Roma imparatorlarına merak salıyor ve bu şekilde kendisini çok tarihe dair bilgisiyle yetiştiriyor. Bu arada hocamın kitabını da size tanıtmak isterim. İstanbul'un Fetih Günlüğü, Fahamettin Başar hocamın Sayın Mahmut Ak ile birlikte yazmış olduğu fethin bütün ayrıntılarını çok güzel bir dille ele aldığı kitabı var. İstanbul'un Fetih Günlüğü kitabı, hocamın kıymetli eserlerinden bir tanesi, tanıtmak isterim. Hep erkeklerden bahsediyoruz hocam. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yanında ona yol gösteren, strateji gösteren ve eğiten hiç kadın kahraman yok mu bu süreçte? Annesi Hüma Hatun gibi, Hatice Hüma Hatun.
kadınları da almadan ben evet, geçemeyeceğim. Şimdi annesi Hüma Hatun olduğunu biz Bursa'daki şeriye sicillerinden öğreniyoruz. Zaten türbesinin kitabesinde de Hüma Hatun olduğu yazıyor ama Fatih Sultan Mehmet'in annesi hakkında işte Mara Hatun olduğu da iddia edilir. Ama mesnetsizdir. Zaten Fatih'in annesinin Hüma Hatun olduğu ve 1449 yılında vefat ettiği, İstanbul'un fethini göremediğini biliyoruz. Ancak şimdi şehzadeler sancağa çıktığında biz biliyoruz ki anneleri de onların başında onları himaye etmesi ve çünkü bizde şöyledir. Avrupa'da kraldan sonra kraliçe gelirken bizde sultandan sonra annesi gelir. Yani eşi değil annesinin sözü geçerlidir. O yüzden şehzadeler sancağa çıkarken çok değerli lalaları, hocalarıyla birlikte gidiyorlar ama anneleri de onlarla birlikte gidiyor. Fakat biz annesinin onunla gidip gitmediğini kaynaklardan böyle bir şey öğrenemiyoruz. Ancak mutlak surette Fatih Sultan Mehmet'in annesi ve kendi hani Mara Hatun gibi analıkları var ve Fatih Sultan Mehmet'in iyi yetişme noktasında onların da emeğinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama şurada şunu bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ya da bizim hani ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şehzade sancağa çıktığı zaman sancak dediğimiz orada hani bir saltanat sürmek anlamında değil. Şimdi hocamın söylediği üzere işte onun çeşitli hocaları, lalaları devlet yönetiminde işte sancağa gittiği zaman idare edecek. Sancak dediğimiz olay bir valiliktir ve küçük bir devleti yönetir. Aslında şehzade sancağı... Affedersiniz, merkezdeki teşkilatın aynısı sancakta da var. Evet, evet, evet. Aynısını yönetir. Çünkü önce küçükle başlayacak, daha sonra Osmanlı Devleti onun olduğunda, yani sultan olursa devleti yönetmede tecrübesi olacaktı. Yani Fatih aslında Manisa'da küçük bir sancağı... Tabii, evet. Küçük bir sancağı zaten hani yönetmeyi öğrenmişti. Ama burada Fatih'in başka artıları vardı. Diğer şehzadeler de mutlak surette çok iyi eğitim aldılar. Ama bazen zaman denk gelir. Bazen hocan denk gelir. Bazen deha ile dahilik arasında, delilikle dahilik arasında giden gelen insanlar vardır ki bana göre Fatih bunlardan biridir. Çünkü çok ilginçtir. Yunanistan'dan işte filozoflar geliyor Fatih'in Manisa'daki sarayına, sabahlara kadar felsefe konuşuyorlar. Yani edebiyata olan ilgisi, Rum nedimlerce işte o Grekçe kitapları okuyorlar, Lombardların tarihini biliyor, papaların tarihini okuyor. Biz Fatih'in okuduğu kitaplara baktığımızda evet dünya tarihine, işte Cengiz Han'ın yasalarına, işte İskender'in bütün stratejilerine hakim olduğu gibi öbür taraftan ben çok büyük bir orduyla İstanbul kapılarına kadar geldi, surların dibine kadar geldi, Orta Çağ'ın en kuvvetli surlarını aştı diye bakıyoruz ama Fatih bilimle ilimi her zaman yan yana tutan ve askeri strateji noktasında da kendisi de çok eğiten bir isimdi. Yani bir tanesi olsaydı, diğeri olmasaydı o 28-29 defa kuşatılan İstanbul yine anlamayacaktı. Ancak Fatih ikisini bir arada tuttu. Bilimle stratejiyi. Strateji. Askeri bir dehaydı ama bilimi yan tarafa koymadı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in kendi zekasıyla o top kullanma sistemi ki çok önemli bir ayrıntıdır. Yani ilginç, İngilizler de döküyorlar aynı topu değil mi hocam? Yani benzeri bir top, şahi toplar evet. Gibi işte 680 kiloluk gülle atacak topları döküyorlar. Ama karşı taraftan sadece bir tavuğu öldürebiliyorlar çünkü şeyi kullanamıyorlar savaşta. Ama Fatih hem havan topunu geliştiriyor hem sektirme top atma mevzunu biliyor. Ve bir de bu kadar top dökün meselesinde Manisa sancağında bunlara çalışıyor. Hı hı. Şimdi gemiler nasıl karadan yürütüldü? İşte biz hep küçüklük yıllarımızda ilk defa Fatih'in gemileri karadan yürüttüğünü düşünüyorduk. Ama öyle değil. Aslında öyle değil. Daha önce Umur Bey iki defa yürüttü. Avrupa'da yürüttüler evet. Zaten. Ama bakıyoruz Fatih bunları okuyor. İşte yasa yapan bir padişah. Bakıyorsunuz Cengiz Han'ın yasalarıyla yatıp kalkıyor neredeyse. O yüzden biz bugün burada aslında bana göre hep söylüyorum Türk tarihinin en kudretli komutanını konuşuyoruz. Ama o kudretli komutanı da sadece İstanbul'un fethinden ibaret tutmak ve onun gençliğine inmemek, ne çalıştığını bilmemek evet. Bence yanlıştır diye düşünüyorum. Yanlış. Onu yetiştirenlerin de hakikaten büyük bir özveriyle
Ondaki dehayı gördüler ki gerçekten üzerine eğildiler. Annesi de öyle. Yani burada notlarımın arasında var. İşte özellikle Anadolu'nun büyük evliyalarından birisi olan Hacı Bayram Veli'nin Sultan II. Murad'a söylediği bir şey var. Bu şehri ve fethini sen de ben de göremeyeceğiz diyor. Evet. Ama beşikteki çocuk Mehmet görecek. Annesi de bu gayretini bir kez daha arttırıyor bunu duyduktan sonra. Bir nakış işler gibi Hüma evet. Hatun oğlunu yavaş yavaş ahlak ve erdem çerçevesi gözeterek yetiştiriyor. Hakkı da büyük elbette. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli'nin müridi. Ama Hacı Bayram Veli zaman zaman payitahta Edirne'ye geliyor. Sultan Murat'la görüşüyor. O sırada geldiğinde Akşemseddin de yanındadır. İşte ikinci Murat orada Hacı Bayram Veli'ye sorar. İstanbul'u alabilecek miyiz? Çünkü 2. Murat da İstanbul'u fethetmek istemişti. Daha hükümdarlığının 2. yılında 1422'de şehri kuşatmış ama kardeşinin isyanı dolayısıyla Bursa ve İznik yöresinde kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştı. İşte o sırada sizin belirttiğiniz gibi Hacı Bayram Veli onu siz ve ben göremeyeceğim ama bu Akşemseddin görecektir ve o sırada da Şehzade Mehmet kundaktadır, bebektir, bu bebek görecektir demiştir. Evet, elbette babası 2. Murad'ın muradıyla ve teşviğiyle diyelim, tahttan feragat etmesiyle küçük yaşta tahta çıkan bir şehzade var. Evet. 12 yaşında birdenbire kendine ne kadar hazırlıklı olsa da tahta buluyor. Bu konuda ilk tahta çıktığında ne hissediyor, ne yapıyor hocam Şehzade Mehmet? Tabii Şehzade Mehmet aslında Manisa'da valilik yaparken babası tarafından tahta çıkarılacağını hiç beklemiyordu, beklememekteydi muhakkak. 1444'te babası şehzadesini Edirne'ye payitahta çağırır. Sonra da Karaman oğulları üzerine bir sefere çıkar. Seferden payitahta bir daha dönmez. Mihaliç yakınlarında, Bursa yakınlarında Edirne'den ayrılırken Edirne'de Şehzade Mehmed'i oğlunu kaymakam vekil olarak bırakır. Ama Karaman oğulları seferinden dönüşünde bir daha Edirne'ye dönmez. Oradaki paşalara artık padişahınız Mehmet'tir der ve Bursa'da kalır kendisi. İşte 2. Mehmet olarak 7. hükümdar olarak 1444'te tahta çıktığında çok küçük bir şehzadedir, padişahdır tabii ki ama fakat 2. Murat tecrübeli devlet adamlarına, kendi veziri azamı Çandarlı Halil'e ve diğer vezirlere, diğer devlet adamlarına güvenerek tahtı oğluna bırakmış evet. olmalıydı. Zira işte Çandarlı Halil Paşa 2. Murat zamanında bütün iktidarı elinde bulunduran, orduya, Yeniçerilere hakim olan, diplomasi ilişkileri çok iyi olan, onca savaşa katılmış tecrübeli bir devlet adamıydı. Ve iktidar bir anlamda 2. Mehmed'in o ilk hükümdarlığında Çandarlı'nın elindeydi. Fakat 2. Mehmed'in genç vezirleri Zahanos Paşa, Şehabettin Paşa, Saruca Paşa gibi vezirler Sultan 2. Mehmed'i fütuhatçı bir padişah olarak hazırlamışlardı. 2. Mehmed'in İstanbul'u fethetme düşüncesi daha o zaman aslında bu devlet adamlarının ve hocalarının da teşvikiyle başlamıştı. Çünkü İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti için o dönemde elzemdi. Çünkü bu şehir İstanbul Osmanlı ülkesinin ortasında, Osmanlı toprakların, Anadolu ve Rumeli'deki toprakların ortasında bir ada gibi kalmış olan, bir şehir imparatorluğu şeklinde bulunan bir devletti Bizans İmparatorluğu o sırada ve Osmanlı Devleti'nin bekası, 2. Mehmed'in bu genç padişahın iktidarı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İşte o sırada aslında fethe yönelik fetih düşüncesi daha da canlanmıştı kendisinde. Ama hem iç muhalefet hem belki
Batı'daki o Macarların öncülüğündeki antlaşmaları bozarak Osmanlı topraklarına Macarların ilerleyişi, Macarların öncülüğündeki Haçlı ordusunun ilerleyişi sebebiyle 2. Mehmed'in bu İstanbul kuşatması düşüncesi o ilk hükümdarlığında gerçekleşememiş ve hatta işte 1446'da tahtı dahi bırakmasına sebep olmuştu. Yani her ne kadar padişahın oğlu da olsan kaynar bir kazana girmişsin. Muhalifler, ses çıkaranlar, engelleyenler 12 yaşında ki Fatih'in, şehzadenin düşünce ve hayal yapısı nasıldı sizce? Şimdi düşünce ve hayal yapısı devletin, devlet onun, devletin başına geçmiş. Ancak baktığınız zaman Çandarlı gibi büyük bir hani kudretli bir isim var karşında. Devleti tanıyor, devlet adamları elinde, neredeyse Yeniçeri emrinde. Kendisi de küçük yaşta olduğu için Avrupa'da bir kazan kaynıyor ve hani Edirne'deki halk da zaten sıkıntıya giriyor. Dağlara taşlara kaçmaya başlıyorlar ki hani o Varna Savaşı öncesinde işte düşman hep bir işte Haçlılar hep bir anda Edirne'ye hücum edecekler diye. Tabii bu hengamda 2. Mehmed'in ufku tabii fetih hazırlıkları mutlaka var. Yani kafasında şimdi şöyle bir mevzu var. İstanbul'un fethi 2. Murat'tan önce Bayezid, ondan önce bütün padişahlarca hayali. Babadan dededen miras kalmış kendisine. Çünkü basit bir mevzu da değil. Şimdi Osmanlı'nın nereden doğduğuna bakalım. Söğüt'te çıktı. Alttan Bursa'ya doğru. Sonra Karesi Beyliği ve yukarıya Balkanlara gittiler değil mi? Rumeli'ye kadar gittiler. Şimdi biz işte Türk'ün bir hilal taktiği vardır deriz. Baktığımız zaman hilali oluşturdular. Adeta haritayı önümüze aldığımız Anadolu'dan zaman, da işte Üsküdar'a kadar ilerlediler. Evet ilerlediler ama tam ortasında hani adeta hilalin yıldızı gibi yıldız eksik. Yıldız da ortasında şey kuş kafesinde duruyormuş gibi Bizans var. Evet. Yani Doğu Roma İmparatorluğu var. Buranın mutlaka fethedilmesi gerekiyor ki bir de ilginçtir. Mesela o tarihte Osmanlı'nın Rumeli bölgesinde 263 bin kilometre kare toprağı var. Anadolu bölgesinde ise 460 bin kilometre kare toprağı var. Yani toplamda 683 bin kilometre kare toprağı, tam ortasında ise Doğu Roma İmparatorluğu. Şimdi bu fetih isteği ve fetih hazırlıkları mutlak surette var ama öbür taraftan da düşmanın üzerine gelmesi ve kendisinin de devlet içerisinde bir nevi sözünün de geçmemesi var. Çünkü Çandarlı Halil onun hani sözünü de dinlemiyor. Çünkü burada mesela bu ilk işte Edirne'ye gelişinde ilk işte saltanatında, sultanlığında Varna Savaşı öncesi o Balkanlardan işte batıdan gelen o Haçlı Birliği veya Edirne'deki halkın endişesi, devlet içerisindeki karışıklık, bir taraftan fütuhatçılar, bir taraftan diğer vezirler, işte Çandarlı Halil Paşa barış gibi. Yanlıları, tabii, evet. Barış yanlıları. Tabii barış yanlıları. İşte orada diyor ki tiz babama haber edip ve her nece mümkün ise babamı getirin ki zira ol küfar üzerine gitmek lazım geldi. Yani diyor ki babamı getirin hani o Edirne'de kalsın ben küfarın üzerine gideyim. Şimdi Fatih tabii ki hani dedik ya aslında işte 12-14 yaşında olabilir bu şehzade, evet. Yani sultan ama diyor ki babama haber et diyor Çandarlı'ya gelsin ki ben küfarın üzerine gideyim ama bu Edirne başsız kalmaz o Edirne'de otursun. Çünkü Edirne'de bir sultan olması gerekiyor Anadolu beyleri hani ayaklanmasın diye. Çandarlı Halil Paşa diyor ki olmaz. Şimdi siz bir padişahsınız ve Çandarlı Halil Paşa diyor ki olmaz. O zaman diyor ki babamdan rica edesin kim babam oturup Edirne'ye İstanbul keferesinden hıfz edip ben Engürüs üzerine varıp gaza edem. İşte zaten sonrasında hep denir ya hani babama haber edin gelsin ordusunun başına geçsin ben işte sefere gideceğim ya da hani eğer padişah oysa gelsin ordusunun başına gelsin. İşte o sözün aslında çıkış kaynağı burada ve babası geldiğinde de diyor ki işte bu çocuk ne söylüyor? Ne diyor hocam bir daha? eğer ben padişahsam sen padişahsan gel yerine otur ben padişahsam emrediyorum gel tahta çık. Bu söylenir ama hani bunun çok kaynaklarda hocam bilmiyorum. Çok tartışmalı değil mi? Evet tartışmalı. Sonradan çünkü sonraki dönem tarihçilerinin eserlerinde yer alan bir bilgi. Dolayısıyla ona biraz ihtiyatla bakmalıyız. Burada Çandarlı'nın belki rolü çok fazla. Evet. Çünkü o büyük Haçlı ordusunun gelişiyle Çandarlı hemen endişeye kapılır. İkinci Murad'a derhal bir haber gönderir. Tahta geçmesini, Edirne'ye dönmesini ister. İkinci Murad önce kabul etmez. Bir süre bekler gelmez ama sonra durumun vehametini de görünce Edirne'ye gelir. Fakat
Belirttiğiniz gibi Şehzade Mehmet'in, II. Mehmet'in isteği olmaz. II. Mehmet ordusunun başında Varna'ya gitmek istemektedir. Ama II. Murat ordunun başına geçer. Çandarlı'yla II. Mehmet Edirne'de kalır. Ve II. Murat bir zafer daha kazanır Varna'da. Döner ama yine şehre girmeyecektir. Manisa'ya çekilecektir. Manisa'nın da önemini ayrıca vurgulayacağız evet. Önümüzdeki saatlerde, dakikalarda. Çok kısa bir araya gideceğiz. Çok güzel bir yere geldik. Yavaş yavaş fetih hazırlıklarına doğru. Evet. Fatih'in İstanbul'u almak üzere gerçekleştirdiği bir düşü, bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek adına ilk adım olan fetih hazırlıkları ve yanındaki kişileri ayrıntılı konuşmak istiyorum sizlerle. Kısa bir aradan sonra kıymetli izleyenler, kısa bir aramız var. Ardından fetih hazırlıklarını konuşmak üzere yine ekranlarımızın başında oluyoruz. Değerli tarihseverler, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutluyoruz bu akşam. Ekranlarınızın başından ayrılmadınız. Çünkü hakikaten çok heyecanlı bir yerde kaldık. Bir düşü gerçeğe dönüştüren bir liderden bahsediyoruz. Çocukluk yıllarından bahsettik. Nasıl yetiştiğinden bahsettik. Şimdi yavaş yavaş fetih hazırlıklarına doğru ilerliyoruz. Nermin Hocam'la başlayayım bu sefer. Hem manevi yönüyle hem de stratejik yönüyle elbette İstanbul'da önemli bir konumda. Evet. Bütün dünyanın gözünü diktiği hem jeopolitik hem de manevi, dini açıdan da bir merkez. İstanbul'un önemini biraz sormak istiyorum size. Fatih için ya da babası II. Murat için ve daha önce fetih hazırlıkları yapmış ya da fethe doğru yönelmiş fakat başarısız kalınmış bir İstanbul için. Ne düşünüyorlardı? Neden İstanbul'u arzuluyorlardı? Şimdi İstanbul'un çok eski tarihine baktığımız zaman evet Bizantiyon olarak kurulan bir şehir ama çok küçük. Sonrasında bizim bildiğimiz resmi kaynaklardan Konstantin'in kurmuş olduğu ve ilk Hristiyanlık başkenti, yani işte Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyan olunca, Roma İmparatorluğu Hristiyan olunca ilk Hristiyan başkent olarak kurulur ve Havariyun Kilisesi hemen akabinde de İlk Havariyun Kilisesi inşa ediliyor. 12 havariye adanıyor ve daha sonrasında çok az bir süre var aralarında. Gerçi defalarca yıkılıp yapılıyorlar ama Ayasofya inşa ediliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleri ve İslamiyet'in gelmesi ve Efendimiz'in tebliğ etmesiyle birlikte Efendimiz'in bir müjdesi var. Konstantiniyye, çünkü öncesinde gelen din Hristiyanlık ve tahrip edilmiş bir din. İslamiyet'in gelmesi aslında zaten sebebi mahiyeti bu ve kıyamete kadar değiştirilmeyecek. O zaman Efendimiz diyor ki Konstantiniyye bir gün fetholunacak. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker. Aslında kutsanıyor, kutlu komutan olarak adlandırılıyor. Şimdi hem Efendimiz'den sonraki sahabeler ve İslam devletleri hem akabinde işte Osmanlı Devleti İstanbul'u işte hem o kutlu komutan olmak istiyorlar hem Efendimiz'in müjdesine mazhar olmak istiyorlar derken İstanbul 28 defa kuşatılıyor daha öncesinde. Aslında İstanbul'u değerli yapan burada konuşmaya kalkarsak çok hani çok fazla şey var ama temelinde İstanbul'u değerli yapan hem bir dini olgu var, o müjdeye mazhar olabilmek, hem de Osmanlı'nın ortasında tam bir Ur gibi duran bir şehir var. Ama ondan ziyade şimdi işte İstanbul'un artık alınması gerekiyor çünkü Osmanlı'nın içerisinde artık fazlalık. Neden? Balkanlara çıkan bir Osmanlı Devleti var ve Balkanlara çıktığında önce Gelibolu'dan geçiyorlar. Askeri sevkiyat Gelibolu'dan yapılırken daha sonrasında İstanbul Boğazı'ndan yapılmaya başlanıyor. Mesela bunlara birkaç örnek verebiliriz şu şekilde. Fetret devrinde Anadolu'da olan Süleyman Çelebi, Rumeli'de bulunan Musa Çelebi'ye karşı işte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Yine 1411 yılında Çelebi Mehmet de İstanbul Boğazı'nı kullanıyor. En son burada şunu söyleyebiliriz. Mesela II. Murat Varna Zeferi'ne giderken 40 bin askerini geçiriyor buradan ve Boğaz'ın kontrolü Cenevizlerin elinde.
o dönemlerde. Şimdi Cenevizlerin elinde olduğu için her askerine bir altın veriyor. Bu da 40 bin altın yapar. Şimdi İstanbul'un fethinin gereksinimleri aslında hani hepsini ele alacak olursak artık bu 40 bin altın yapıyor. İşte bütün sebeplere baktığımız zaman da İstanbul'un kesinlikle fetholunması lazım. Yani hem askeri açıdan fetholunması lazım, hem işte Osmanlı'da artık bir fazlalık tam içerisinde duruyor, hem de peygamber müjdesine mazhar olabilmek için nice komutanlar geliyor. Aslında hep şu tabiri kullanırız biz, nice milletlerin istediği ama Allah'ın yalnız bu millete nasip ettiği bir şehirdir bu kutlu şehir İstanbul. Ve nihayetinde de Fatih Sultan Mehmet hem İstanbul'un önemini bildiği için ve İstanbul'u da sevdiği için hedefi ve kızıl elması da aslında İstanbul olduğu için ya İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni alacak. Bu sözün temel kaynağı neresidir bunu bilmiyorum ama çok da güzel bir sözdür. Hakikatte öyledir. Hedefine kilitlendiğinde geri dönmeyi bilmeyen bir padişah ve o kilitlendiği hedefe giden yolda bütün basamakların nasıl ve ne şekilde çıkılacağı noktasında Manisa Sancağı'nda dersine en güzel şekilde çalışan bir padişah. Çünkü şöyle bir hadise var. Hep derler ki işte Macar Urban topları döktü. Ama biz Muslihittin Paşa'yı ve yine babası döneminden beri top döken Saruca, Saruca Paşa değil bu. Hani Saruca Topçu Bey var. Saruca. Topçu Saruca. Evet. Bunları ne yazık ki unutuyoruz. Ancak biz bu topların Macar Urban veya işte Macar Urban diyor ki ben top döküm ustasıyım. Hani bu kadar büyüklükte topların nasıl döküldüğü noktasında balistik inceleme gerekir. Bir mühendislik gerekir. Bir matematik gerekir. İşte tüm bunları kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet yaptı. O yüzden biz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un surların dibine kadar geldi ve İstanbul'u aldıdan önce Fatih'in bir bilim insanı olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü bugün Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra Tophane-i Amire'yi kurması, yine Edirne'de döktürdüğü o şahi toplar gibi topları 1460'da ve 64'te Tophane-i Amire'de döktürmesi ki o toplardan bir tanesi. Yani Fatih'in kendi incelemelerini, balistik incelemelerini yaptığı, çizimlerini yaptığı o toplardan bir tanesi bugün İngiltere'de Fort Nelson Müzesi'nde sergileniyor. Ve bu sergilenen toplar için diyorlar ki orada size tanıtırken orta çağın en iyi bilim icatları. Yani siz bugün gidin dünyanın neresinden giderseniz gidin orta çağın en iyi bilim icatları olarak bunlar size tanıtılıyor. Demek ki nedir? O zaman Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapayan bir padişah dediğimizde asırları aşan bir deha olduğunu ve döneminin bir bilim insanı olduğunu da unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir hadise var. Öyle bir padişah ki 1451 yılında tahta çıktı. Hemen Karaman Seferi'ne gitti. Karaman Seferi'ne gittiğin dönüşünde Rumeli Hisarı'nın yapımına ve Anadolu Hisarı'nın yenilenmesine yani işte tamirat çalışmalarının yapılmasını emretti. Ve sonra gittiği yer önemli. İstanbul surlarının dibine kadar gitti. Hisar tamamlanınca Rumeli evet. Hisarı 30 bin kişilik birliğiyle birlikte surların çok yakınına kadar giderek 3 gün incelemelerde bulunuyor. Neresi kalın, neresi ince? Nasıl neresi kuşatırım, nereden daha fazla hücum etmemiz Karaman gerekir? Karaman Seferi'nden döndükten sonra. Hayır, Karaman'dan döndükten sonra Rumeli Hisarı'nın inşasını başlatıyor. 1452 yılı Nisan'ında başlayan Hisar, Ağustos'unda çok kısa bir sürede tamamlanıyor ve Hisar'ın bitiminden sonra surların önüne giderek incelemelerde bulunuyor. Akabinde Edirne'ye dönecek ve hemen kuşatma hazırlıklarına başlayacak. İlk hazırlık Rumeli Hisar, hocam da belirtti, Nermin Hanım da belirtti. İlk hazırlık aslında Rumeli Hisarı'nın inşası. Evet. Ve İstanbul'umuzdaki de ilk Fatih'in eseri. Evet. Fethi öncesi evet. İlk icraatı evet. Rumeli Hisarı'nın inşası oldu. Hocam biraz provokatif bir sorum olacak bilmiyorum ama kişisel merakımdan da soruyorum. Size yönelttiğim soruyu. Evet manevi İstanbul'un manevi ve stratejik konumu Nermin Hocam da çok güzel anlattı. Ama Fatih'in düşüncesinde ya bir kere İtalya ile çok içli dışlı hem kültürünü hem dilini içli dışlı bir ilgisi var gibi geliyor bana. Burada hem batıdan ve doğudan da böyle harmanlanmış bir eğitimi de var Fatih'in. Roma'yı bitirmek arzusu diye kaynaklarda öyle bir şey evet. Okuyorum. Hatta yeni Roma'nın yeni imparatoru da benimmiş gibi bir iddiası var mıydı Fatih'in?
Ya aslında burayı alarak. vardı diyebiliriz. Şöyle bize bunu o dönemden ulaşan mektuplar, belgeler söylüyor. Çünkü İstanbul'u belki kuşatma dönemini çok hızlı geçerek İstanbul'u fethettiğini söyleyebiliriz. İstanbul'u fethedince daha sonra da sözü gelince değinebiliriz. Fetih haberi Batı'ya, Avrupa'ya İstanbul'dan ayrılan tüccarlar, şehirden kaçabilenler, adalara gidenler tarafından Batı'ya gönderilen mektuplarda İstanbul'un fethi haberi Batı'ya ulaşıyor. Fetih'ten bir ay kadar sonra. Bu mektuplarda şunu görüyoruz. Diyor ki mektubu yazan Venedikliler, çok cesur, kararlı, güçlü bir hükümdarla karşı karşıyayız. İstanbul gibi şehri fethetti ve Roma'yı da fethetme düşüncesindedir. Daha 1453 yılının fetihten sonraki bir ay sonra yazılan mektuplarında böyle ifadeler var. Roma'yı da alma düşüncesindedir. Hazırlık yapın, birleşin, topyekün bu hükümdarı gelin bu topraklardan çıkarın diyor. Gönderilen mektuplarda özetle. Dolayısıyla fetihten sonra bir cihan imparatorluğu kurma düşüncesi de var Fatih Sultan Mehmet'in. Kayseri Rum unvanını kullandığını da aslında Geçiyor, evet. görüyor. Bir unvanlarından birisi de budur. Roma'nın artık varisi olmuştur. Roma İmparatorluğu sona ermiştir ve onun mirası üzerinde Osmanlı Devleti bir cihan devleti olma yoluna girmiştir fetihten sonra. Bu arada izleyenlerimize de hatırlatayım. Fatih'in İstanbul'u etiketiyle lütfen bize sorularınızı iletmeyi unutmayın. Fethi hazırlıklarını soracağım ben şimdi Nermin hocama. Fethi hazırlıkları nasıl başladı? Bu 54 gün öncesinde, yani 54 gün içerisinde neler yaşandı fethi hazırlıkları olarak? Şimdi tabii 54 gün fethi süresi. Fethi süresi ve öncesi. Rumeli Hisarı'nı yaptırdıktan sonra önce bir işte Gelibolu'dan ve hani Anadolu'dan boğazları bir kontrol altına alması var. Yani sadece Rumeli Hisarı'nı yaptırması değil. İşte hocamın buyurduğu üzere surların dibine kadar gidip askerlerle birlikte neresi kavidir, nereden kuşatabilirim, nasıl yapabilirim bunu Keşif yapıyor. incelemesi var. Keşif yapıyor ve daha sonra Edirne'ye gittiğinde aslında olaylar burada vuku buluyor. Edirne'ye gittiğinde o Edirne Sarayı'nda top döküm hesaplarının yapılması, topları döktürmesi. Tabii buradaki sistem şimdi askerleriyle beraber hep abartılır ya 120 bin asker vardı, 100 bin asker vardı diye. Askerleriyle birlikte İstanbul surlarının dibine kadar gelmesi de bir nevi önemli ama o gelirken işte toplar o dönemlerde o kadar büyük toplar saatte bir defa veya 1,5 saatte bir defa ateş edecekken yine Fatih Sultan Mehmet şahi toplar büyük toplar döktürdüğü gibi küçük toplar da döktürüyor ve seyyar top döküm yerleri oluyor değil mi hocam? Çatalcı'da bunlar bulundu zaten. Evet. Bu seyyar yani yol güzergahında dahi toplar dökülüyor. Neye ihtiyacı varsa, ne zaman, hangi sürede neye ihtiyacı varsa bunlar yapılıyor. Ama burada önemli olan bir mevzu var. Bunu da ben hani eklemezsem olmaz. Şimdi muharebe sahasını şekillendirmesi var Fatih Sultan Mehmet'in. Karşı taraf muharebe sahasını şekillendirirken Fatih de şekillendiriyor. Ama 1452 sonbaharında Turhan Bey'in Mora Harekatı var. 1452 Ekim Turhan Bey'in Mora'ya girişi var. Mora Harekatı'nın önemi şudur. Mora Bizans Hanedanı'nın kontrolü altında. Bizans'tan yardım gelmesin diye Fatih burayı kontrol altına alıyor. Yani Bizans Hanedanı ya hani İstanbul'a yardımı gelecek. Esasına baktığınız zaman hani tabir yerindeyse şöyle düşünebiliriz. Sağ kollarını ve sol kollarını kırıyor Fatih. Ve yardım gelmesin ve kendisi de istediği gibi hareket etsin diye. Tabii yardım sonra geliyor İstanbul fethi işte 53 gün süre içerisinde ama Edirne'de yaptığı şeyler önemli. Toplar dökülüyor, seyyar top döküm yerleri var ve İstanbul surlarının dibine geldiğinde şimdi bir lağımcılar var. Şimdi biz lağımcılar dediğimiz zaman biraz farklı kötü bir algı oluyor ama tünel kazanlar diyelim. Şimdi sadece toplar dökülmüyor. Hocam Sırbistan'dan mı Sırp zannediyorum? ustalar Evet. madencilikte mahir. Evet. İşte Sırp madencileri getiriyor. Tüneller kazarak surların altından şehre girilmesi ve surların çökertilmesi için Sırp madenciler
kuşatma hazırlıkları sırasında tünel davet kazıyorlar. Ediliyor ve onlar kuşatma süresince zaman zaman tüneller kazıyorlar. Çok başarılı belki olamıyorlar çünkü şehri savunanlar da onu fark ederek karşı tünellerle çökertiyorlar bu tünelleri. Ama işte bu şekilde tünel kazıcılar, madenciler, Sırp madenciler de orduda yer alıyor. Aynı şekilde o hazırlıklar sırasında donanmanın da önemini çok kavradığı için önceki kuşatmalarda donanmanın belki deniz tarafından çok fazla kuşatılamadığını da okuyup öğrendiği için 2. Mehmet donanma ile de çok ilgileniyor bu hazırlık sürecinde. Gelibolu'daki donanmasının sayısını artırıyor ve muhakkak Haliç surlarından da Marmara surlarından da kuşatmanın başlama yapılması için hazırlıklar yapıyor. Donanma güçlü bir şekilde yine İstanbul Boğazı'na, Dolmabahçe, Beşiktaş arasına gelecektir. Kuşatma sırasında da malumunuz işte gemilerin karadan yürütülmesi meselesi belki o 54 günlük kuşatma sırasında önemli bir olaydır. Çünkü bu gemilerin 70 kadar geminin karadan yürütülerek burada şunu da belirtmek lazım. İşte 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece o gemilerin Galata arkasından Haliç'e indirildiğini kaynaklar bize söyler ama bir gecede olacak iş değildir tabii ki bu. İkinci Mehmet o Rumeli-Hisar'ın inşasından sonra yaptığı incelemelerde bu planını uygulayabilecek güzergahı da belirlemişti. Tabii. Ve yollarını önceden hazırlamıştı. Yağlı kızak ağaçlardan hazırlanmış yolları hazırlamıştı ve o gece devreye alınmıştı o gemilerin karadan yürütülmesi olayı. Onun sebebi de işte bir deniz mağlubiyeti yaşanmıştı 20 Nisan günü. O deniz mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğu, yarattığı moral bozukluğunu da gidermek ve Haliç surlarını da kuşatabilmek için çok dahiyane bir düşünceyle Osmanlı kadırgaları 22 Nisan'da artık Haliç limanındaydı. Bizanslılar şaşkına uğramıştı ama şehri savunanların savunan birliklerin bir kısmı artık Haliç surlarına da yöneldiği için savunma gücü azalmıştı. Evet. Nihayet isterseniz Fatih'in İstanbul'u dediğimiz için o konuya da gelebilmek için bu kuşatma sürecini 54 günlük kuşatma sürecini tamamlayabiliriz. Zaman zaman yoğun top atışları, işte tünel kazma hadiseleri, yürüyen kulelerle surlara tırmanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Hatta bir ara muhalif grubun jandarmanın da ısrarı ile yapılan harp meclisi toplantısında kuşatmanın uzaması dolayısıyla batıdan yeni bir ordunun harekete geçtiği, büyük bir tehlikeyle Osmanlı'nın karşılaşabileceği, kuşatmanın kaldırılması dahi tartışılmıştı ama 2. Mehmet kararlıydı. Hem Akşemseddin'in, diğer ulemanın ve vezirlerinin de tesiriyle kuşatmaya devam kararı almış. Tam da Akşemseddin'i soracaktım. Evet. Akşemseddin'in rolü nedir bu fetih hazırlıklarında? Şimdi, diyor ki yürü aslanım, fetih hazırlıkları başlasın diyor mesela. Hep şimdi, yanında nasıl strateji veriyor? Fetih ordusunda tabii Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli birlikleri, bütün Yeniçeriler, Kapıkulları, Azepler, işte Gönüllüler, Başıbozuklar, bütün ordusuyla surlar önüne gelmişti Fatih Sultan Mehmet ama bu orduda ulema da orduya moral vermek, onları fethe yönelik motive etmek için ulema da yer alıyordu. Bunlardan birisi de Akşemseddin'di. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e çok hürmet eder, saygı duyar, hocasının nasihatlerine uyardı. Akşemseddin ısrarla fethin müyesser olacağını, bu kuşatmanın devam etmesini yönünde hem padişahı hem paşaları ve orduyu cesaretlendirirdi. İşte o 20 Nisan deniz muharebesinde Osmanlı donanması mağlubiyete uğrayınca Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'e bir mektup yazarak suçu olanlara karşı çok kusuru olanlara karşı çok sert olmasını, kuşatmaya muhakkak devam etmesini ve fethin müyesser olacağını bir kez daha söylemişti ve bu şekilde kuşatma
devam etmişti. Evet, diyor ki gerektiğinde sert olmaktan kaçınma. Bir lider bunu gerektirir. Liderlik bunu gerektirir. Hakikaten de çok sert bir 2. Mehmet zaten. Donanma komutanını hemen görevden azletmiş. Evet, hatta evet. Onu bertaraf etmek istemiştir. Ama paşalarının araya girmesiyle azletmekle yetinmiş. Hı hı. Yeni bir donanma komutanı tayin etmiştir ve bu şekilde kuşatmaya devam edilmiştir. Ama diyor ki yereğini yapmaktan çekinmeyeceksin. Şimdi mektubu incelediğimizde ben ilk mektubu okuduğumda nasıl bu kadar sert olabiliyor diye düşünmüştüm. Çünkü fetih sana müyesser olacaktır diyor. Bir de hani askerin işte Çandarlı Halil Paşa'nın işte harp meclisi bir toplantılarında Çandarlı'nın ve askerlerin bir şeyi var. İşte yeni bir ordu geliyor, birlik geliyor ve hani biz işte fetih bize müyesser olmayacak. Hem hazine hem de ordu bu İstanbul surlarının dibinde mahvolacak diye, imha olacak diye böyle bir korku salınıyor. Ve bu sırada işte Akşemseddin'e ve Molla Gürani ile birlikte yazdığı söylenir o mektup. Ve bu mektupta diyor ki, vazgeçmek isteyenler kafirdir. Onlar iman ettik derler, aslında iman etmemişlerdir. Zafere inanmayanlarla yolunu ayır. Yani aslında sen hani demir yumruğuna indir diyor. İşte Fatih zaten ondan sonra, Fatih Sultan Mehmet ondan sonra daha bir hani hücumla ve daha planlarla birlikte İstanbul surlarının dibine kadar gelmiş. Ama burada hani şimdi lağımcılar, yani tünel kazanlar, tünelleri kazıyorlar ama işte karşı taraf o sular koyuyorlar, işte kovalarla sular koyuyorlar ve alttan aslında bir tünel kazıldığını anlayınca biz hep yerin üzerinde bir savaş olduğunu zannediyoruz ama İstanbul'un fethinde yerin altında da çok büyük bir savaş var. Çok güzel bir söz ettiniz. Sizin, yerin altında da bir savaş. Tabii, yani 2000 tünelci ve arkasından giden askerler yerin altında da ciddi savaşlar oluyor. Fakat biz en nihayetinde Fatih Sultan Mehmet hani 12'lik tabur sistemi, işte top tabur sistemi koyuyor ve işte topları ardı ardına ateş etti. Şimdi karşı tarafın surlarını düşünün. Surlar dediğimizde 8 metre arasında bir hendek olan, arkasında 4 metre. Yani surları incelediğimizde o surlar nasıl aşıldı diye hala düşünüyoruz. Üçlü bir sistem oluşturuyor ve önce işte sağ yukarıya ve karşı tarafa, yani sağ sola ve yukarıya, sağ top sola atışları, yukarıya diyor. Çapraz atışlar şekilde atıyor. Surları yıkmaya çalışıyor. Evet, ve duvarı zayıflatıyor ve en nihayetinde o şahi toplar dediğimiz toplardan ortaya vurduğunda, ki biz en Aziz Romanus kapısının oradaki burçta, şu an burcun ismini hatırlayamıyorum ama o taraftaki burçta alttan işte lağımcıların kazmış oldukları şey aşağı doğru burç çökünce duvar da biraz zaten zayıflayınca duvar öne doğru yıkılıp bizim askerlerimiz şehre giriyorlar. Aslında yani hemen her askerin veya hemen her birliğin, her yerde görev yapan askerlerin İstanbul'un fethinde payı vardır diyebiliriz. Evet. Hep biz Ulubatlı Hasan Sura bayrağı dikti deriz ama aslında İstanbul'un fethi her yönden incelenmesi ve her askerin de ayrı ayrı bilinmesi gereken bir fetih olduğunu düşünüyorum. Ama tüm bunların nihayetinde Fatih Sultan Mehmet bunların hesabını zaten yapmıştı. Şöyle bir konu var benim dikkatimi çeken. Fatih'in kütüphanesini incelediğimizde İstanbul'un dünya haritası var, coğrafya kitabı var, İstanbul'un arkeolojisi kitabı var hocam. İstanbul'un arkeolojisini okuyor. Yani yerin üstünde ne var, yerin altında da ne olduğunu biliyor. Şimdi bütün stratejik noktaları biliyor. Tabii gemileri karadan şimdi... Evet, Manisa'daki kütüphanesinde var gemilerin o karadan yürütülme meselesine ait bazı eski şeyler okuyor ama kendisi İstanbul'un neresinde ne olduğunu iyi bildiği için İstanbul'un hemen yanı başında Pera'nın, Galata'nın alt tarafında olan o bölgeden nasıl o gemileri geçireceğini de çok iyi biliyor. Şimdi hep derler ki Beri taraftan hemen işte o tophanenin oradan yürüttü. Şimdi oraya baktığınız zaman topografik yapısı dimdik. Yani oradan kızaklarla yürümesi imkansız. Nereden yürütüldüğünü zaten çözüyorsunuz incelediğinizde. Ama Fatih orayı görmemişti. Görmeden yaptı hesabını ve esasında fetihten önce nerede ne yapacağını çok iyi bilen çok iyi bir kişiydi. Çünkü ilime ve bilime değer veriyordu. İlim ve bilim sayesinde. İstanbul'a hazırlıklar bitti. Karar verdi, girecekler. Bizans İmparatoru'na bir not yolluyor, mektup yolluyor. Ne diyor mektubunda hocam? Evet, şimdi aslında kuşatma başlamadan önce daha bir elçi göndererek şehri teslim etmesi. İslami gelenekte bir şehir, bir kale ele geçirilmek istendiği zaman kan dökülmemesi için elçi gönderilir ve amanla teslim olması istenir.
Bunu yapıyor fakat imparator kararlıdır, surlara güvenmektedir, batıdan gelen yardıma da güvenmektedir, şehrini vermek istemeyecektir tabii ki, kabul etmemiştir. Bunun üzerine işte kuşatma başlar, sonrasında yine kuşatma sonucundan önce de bir elçi gönderilir imparatora, yine teslim etmesi, teslim olduğu takdirde kendisine Mora Yarımadası'nın verileceği hiçbir şekilde zayiat olmadan çıkartılacakları, evet, can güvenlikleri, mal güvenlikleri o teminat olacakları verilir ama imparator kabul etmemiştir, etmeyecektir. İşte o sırada aslında ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alırım der ve kuşatmaya devam kararı alır. Son genel hücum hazırlıkları yapılır. 27 Nisan'da bir harp meclisi daha toplar. O harp meclisinde artık son bir genel hücumun yapılacağı orduya duyurulur, ilan edilir. 28 Nisan'da dinlenmeleri ni ister ve o gece mum donanması denilen çok aydınlatılı şehir aydınlat adeta gündüz gibi aydınlanmış şekilde ışıklandırma şenliği yapılır. Gürültüler, tekbir sesleri ile şehirdekilerin morali bozulacaktır. Askerin de moral ve motivasyonu önemli o dönem. Sonra gece yarısı birden o ışıklar sönecek, karanlık Rab bürünecek şehir ve son genel hücum başlayacaktır. Ve nihayet 29 Mayıs 1453 Salı günü sabahı surlarda açılan gediklerden askerlerin girmesiyle İstanbul fethedilecektir. Fatih Sultan Mehmet de fetih günü şehirde biraz sükunet sağlandıktan sonra öğle vakti şehre girecek ve doğruca şehrin merkezine Ayasofya'nın önüne kadar ilerleyecek. Aslında savaş topla, tüfekle, kılıçla, kalkanla, evet sadece bunu olmuyor. Ahlak ve erdemle daha önce diyor ki şehri teslim et. Evet. Bak güzel güzel çözelim bu işi. Geldim buraya kadar. Bundan sonra da gireceğim. Bu belli. Ahlak ve erdemle çözüyor bu işi gerçekten. Tabii. Bu da hocamın da dediği gibi iyi bir eğitim almış bilim adamı, ilim adamı, terbiyesi, ahlakıyla bir lider Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet salı sabahı İstanbul'a girdi. Hocam. Evet. Şimdi tabii İstanbul hani ilk işte Aziz Romanus kapısının oradan İstanbul'a girildi ama saatler sonra aslında İstanbul'un her yeri alındı. Çünkü surlar çok uzun, kilometrelerce ve hemen her yerden haberler geldi. Artık şehir hazırlandı diye Fatih Sultan Mehmet'e haber verildi. Şehir hani emniyet içerisinde, siz girebilirsiniz. Çünkü ama burada önemli olan bir hadise var bana göre. Fatih Sultan Mehmet bir gün önce şeyi geziyor, askerlerini cephe cephe geziyor. Onlara moral motivasyon veriyor, çadırlarına giriyor. Hı hı. Aynı şeyi Bizans İmparatoru da yapıyor mu değil mi? Doğu Roma İmparatoru da yapıyor. Ve 29 Mayıs sabahı Fatih Sultan Mehmet sabah namazında askerlerine bir seslenişi var sabah namazından sonra. Ve orada çok güzel nasihatleri var. İşte hani ceddinden bahseder. Eski emekleri olanlardan, İstanbul surlarının dibine kadar gelip hani bu fetih için çabalayanlardan bahseder. Atalarına, dedelerine, Osmanlı hanedanına borçları olduğundan ve bu şehri almaları gerektiğinden bahseder. Aslında bir moral motivasyon konusudur bu. Ve nihayetinde de fetih gerçekleşir. Fetih mübindir artık. O fethin babasıdır. Ve derler ki Fatih'e İstanbul hazır. Şimdi burası benim için çok önemli bir mevzu. Aziz Romanus kapısından Fatih Sultan Mehmet namı değer Beyazıt ile girer. Sağında solunda belki onlarca kilise var. Kariye var, yukarıda Havariyun Kilisesi var. Her şey var ama hiç sağa sola bakmaz. O Mesa yolundan devam eder ve Ayasofya'nın kapısına kadar gider. Şimdi daha önce Ayasofya yapıldığında, ilk inşaat Justinianus yaptırdığında seni yendim ey Süleyman diye girmişti içeri. Çünkü o ana kadar dünyanın en büyük mabedi Süleyman mabediydi. Ve Süleyman da kral peygamberdi. Onlara göre peygamber değil ama bize göre peygamber. Ve kral imparatordu ve seni yendim ey Süleyman demişti. Ben de büyüğüm ve senden daha büyük bir mabet yaptım. Bu Avrupa tarihçilerince biraz aslında hani hoş karşılanmadı. Hani benlik duygusu ve bir mabede böyle girilmez denmişti. Ama şimdi dönelim Fatih Sultan Mehmet'e. Ayasofya'nın kapısına kadar gider ve atından iner. Fetih suresi okuyarak o Ayasofya'nın kapısına, imparatorluk kapısına kadar yürüdüğü söylenir. Kapıyı eliyle açar, ya Fettah diyerek ve bir Türk geleneği olarak kubbeye ok fırlatır.
Ve daha sonra işte Atanasios, sana sesleniyorum. Bundan sonra benim emrimde, benim şehrimde emni eman içerisindesiniz diye oradaki insanlara bir hitapta bulunur. Bu internette de bulunabilecek bir sözdür. Burada hani zamanımız geçmesin diye ben söylemeyeyim ama oradaki halk korkudan tir tir titriyordu oraya sığınırken. Çünkü şöyle inanıyorlardı. Ayasofya'nın üst galerisinde mermerden iki kapı vardır. Aslında normalde o kapılar açılmaz da hani cennet kapıları olduğu bilinir onlarca ve onlar şuna inanıyorlardı. Barbar Türkler İstanbul'u fethederlerse onlar Ayasofya'ya sığınacaklardı ve Ayasofya'da o üst galerideki kapıları Meryem Ana cennetten açacaktı ve onları cennete alacaktı. Fatih Sultan Mehmet içerisine giren o tir tir titreyen insanlara bu emni eman hani bu kadar güzel hitapta bulununca onlar biraz sakinleşti. Artık korkuları yavaş yavaş gitmeye başladı ve en önemlisi de bana göre Meryem Ana cennet kapılarını açmadı. Hristiyanları oraya almadı. Ama Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı derhal her yıl 14 bin altın bağışlamak suretiyle vakıf haline getirdi ve Meryem Ana'nın ruhunu atfetti. Evet, fethin en önemli Bu sembollerinden biri. da, evet, gönüller fethetmektir önemli Evet. olan ve sonrasında zaten baktığımız zaman Osmanlı'nın temeline inersek Bursa'yı fethettiğinde de biz 300-400 yıl sonra Bursa'ya girmişlerdi. Orada da Rumlar vardı. Ama 300-400 yıl sonra tarih defterlerinde oradaki Rumların oradan gitmediğini görüyoruz. Yine İstanbul'un fethinde de hani kaçmış Fatih Sultan Mehmet zaten söylüyor. Hani kaçan giden de varsa gelsin toprağını ekmeye biçmeye, malına sahip çıksın diyor. Ve aslında Osmanlı'nın da hani hoşgörü derler ama tam olarak evet fetih kapısı cennet kapılarını şu anda mermer kapıları getirdiler herhalde ekrana. Ben şimdi karşımda görüyorum. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in ve Osmanlı'nın hoşgörüsü evet hoşgörü devleti ama İslamiyet'in aslında zimmi hukukudur o. Evet. Osmanlı da şer'i ve örfi hukuka göre idare edilen bir devlet olduğu için içerisinde yaşayan zimmileri 72 milleti sinesinde çok güzel bir şekilde barındırdı ve Barındırmıştır. yaşattı. Halkın nasıl karşıladığı ile ilgili merak ettiğim bir soru var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti kültürünü ve Bizans Roma İmparatorluğu kültürünü birleştirdi. Yani doğru mu? Bütün bu gelenekleri harmanlayarak yeni bir retorik oluşturdu diyebilir miyiz? Buradaki yaşayan halka karşı bir... Elbette Fatih'in İstanbul'u artık Bizans'ın Konstantinopolis'i Türk İstanbul olmuştur. Fatih Sultan Mehmet bu şehirde yaşayanların bir arada huzur içinde belirttiği gibi Nermin Hanım'ın yaşaması için gerekli olan düzenlemeleri daha ilk günden yapmaya başlamıştı. Şehir kuşatma sırasında ve hatta önceki dönemlerden itibaren çok fazla şehirden ayrılan olmuştu ve nüfusu çok azalmıştı. Fatih'in asıl niyeti bu şehri yeniden şenlendirmek, nüfusunu arttırmak ve kurmak istediği, düşündüğü devletinin de payitahtı yaparak tekrar eski görkemine ulaştırmaktı. Çünkü İstanbul, Konstantinopolis bir zamanlar nüfusu yarım milyona ulaşan dünyanın en büyük şehirlerinden biriyken fetih sırasında nüfusu 50 bine düşmüştü. Ve Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra şehrin nüfusunu artırmak için evvela gönüllü olarak şehirden ayrılan gayrimüslimlerin de, Rumların da, Ermenilerin de, Yahudilerin de şehre dönmelerini istemiş, o yönde duyurular yapmış, döndüklerinde vergiden muaf olacaklarını, yıkılan evlerinin tamir edileceğini ve şehre dönmelerini istemişti. Aynı şekilde Müslüman ahalinin de İstanbul'a gelmesi için Anadolu'dan, Rumeli'den pek çok halkın İstanbul'a gelmesini teşvik etmişti. Fakat bir süre sonra bakmıştı ki gönüllü olarak şehire gelenler istediği kadar olmayınca sürgün adı verilen zoraki iskan uygulamasına başlamıştı ve başta Bursa'dan olmak üzere Konya'dan, Karaman'dan, Anadolu'dan, Rumeli şehirlerinden, adalardan, pek çok yerden gayrimüslim pek çok ailenin İstanbul'a gelmesini, yerleşmesini sağlamıştı ki fetihten 20 yıl kadar sonra 1470'lerde yapılan ilk nüfus sayımında artık şehrin
nüfusunun iki katına çıktığı görülmekteydi, görülmüştü. Tabii bu nüfusun içinde Müslümanların olduğu kadar şehrin eski sakinleriyle yeni şehre getirilen gayrimüslimler de vardı. Yani gönülleri de fethetti, gönülleri aynı zamanda de fethetmişti. Birleştirici, evet. O hoşgörülü tavrıyla. Bir de belki burada yine sözünüzü kesmiş olmayayım. Tabii İstanbul'un fethi yalnızca 29 Mayıs günü gerçekleşen o kutlu fethi, askeri fetihten ibaret değildi. Fatih Sultan Mehmet bu şehrin hem şenlenmesini, nüfusunun artmasını istemiş ve ona göre hazırlığı çalışmalarına başlamıştı fetihten hemen sonra, ama asıl Fatih Sultan Mehmet'in ikinci fethini belki İstanbul'un imarı ve iskanı için, evet, yaptığı faaliyetlerde görüyoruz. Zira vakıflar kurarak tabii bu şehirleşme, imar çalışmaları vakıf medeniyetimiz sayesinde olmuştu. Hı hı. Vakıf hemen kendi vakfını kurmuş ve bu vakfının tüzüğü olan vakıfnamesinde şunu söylemişti. İstanbul yaptığı fetihleri küçük cihat olarak nitelemişti vakfiyesinde. Cihadı asgar idi bu fetihler. Ama fetihlerden sonra yaptıkları imar faaliyetleri için büyük fetih demişti. Cihad-ı Ekber demişti. Bunu vakfiyesinde aynen bu şekilde kaydetmişti ve asıl fetih şimdi başladı diyerek evvela kendisinin yaptırdığı işte o ilk saray onarımlar, surların onarımı, eski sarayın, ilk sarayın, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde ilk sarayın inşası, akabinde Topkapı Sarayı'nı yaptırması, medreseler kurması, bu da çok önemli. Aslında Fatih Sultan Mehmet işte ilme meraklıydı demiştik, bir ilim adamıydı, şairdi. İstanbul'un fethinden hemen sonra İstanbul'da medreseler kurarak burada yüksek tahsili dahi başlatmıştı. Ayasofya'yı camiye tahvil edince Ayasofya'nın yanındaki papaz odalarının Ayasofya medresesi olarak eğitime başlamasını hemen fetihten sonra istemiş. Keza Zeyrek Kilisesi camiye dönüştürülünce Zeyrek medresesi hemen fetihten sonra eğitime başlamıştı. İlk medrese İstanbul'daki değil mi hocam? İlk medrese, evet. Zeyrek, evet, ve Ayasofya, evet, ama asıl Fatih Sultan Mehmet'in eseri İstanbul için kendi ismiyle anılan bugün, evet, Fatih Camii ve etrafındaki külliye yapılarıdır ve oradaki Sahn-ı Seman medreseleridir. Bunun yanında Eyüp semti keza Fatih'in İstanbul'udur. Fatih'in İstanbul'a hediyesidir. Akşemseddin ilk kuşatma sırasında surlar önünde şehit düşmüş olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu yeri tespit etmiş ve orada hemen bir türbe inşa olunmuş, cami inşa olunmuş, bir külliye oluşturulmuştu ve böylece bu külliye etrafında da Eyüp semti, İstanbul'un manevi semtlerinin semti olan Eyüp semti oluşmuştu. Aynı yani şekilde semt isimlerimiz de fetihle beraber. Hatta ilk bugünkü semt isimlerimiz, mahalle isimlerimiz hep Fatih'in döneminde Unkapanı verilen isimlerdi. Unkapanı, evet, keza işte Aksaray, Karaman, Fener. Çünkü o iskan sırasında biraz önce nüfus naklinden söz ettik ya. Mesela Karaman'dan gelen aileler hep bir bölgede oturmaya çalışmışlar ve Karaman Mahallesi'ni meydana getirmişler. Evet, onu da soracak. Aksaray, bu demografik yerleşimi nasıl planladı? Konya, Aksaray'dan gelenler hep aynı bölgeye yerleşmişler. Bugünkü Aksaray, evet, Mahallesi'ni, evet, meydana, evet, getirmişlerdi. Evet. Fener'den gelen Rumlar o bölgeye yerleşmiş. Fener semtini meydana getirmişlerdi. Bunun gibi ilk yerleşme, demografik yapı da Fatih'in döneminde oluşmuştu. Bu Karaköy oluşmuştu tarafına hocam. Galata, Karaköy, Beyoğlu şimdi tarafına. Şimdi başlangıçta tabii daha çok sur içini, hı-hı, hı-hı, planlamıştı Fatih Sultan Mehmet. Orası başka bir şehir. Evet. Tabii o tarafta Galata'da ayrı bir sur var. Evet. Özerk ve Cenevizlilerin elinde Galata. Evet. Cenevizliler de fetihten hemen birkaç gün sonra teslim olmuşlar, hı-hı, ve onlar da kendi Fatih'in koruması altında o adaleti sayesinde yerlerinde, hı-hı, yurtlarında kalmışlardı.
Latin bölgesiydi o, evet, bölge, evet, daha çok. Fakat daha sonraki iskanlar sırasında şüphesiz Boğaz içine de yerleşen Müslüman ahali de olmuştu. Bu fetihten hemen sonra yine hocamın söylediği gibi bir özellikle 1459 yılında Fatih işte vezirlerini huzuruna çağırıyor. İşte Mahmut Paşa gibi, Davut Paşa gibi vezir, Gedik Ahmet Paşa var bunların içerisinde. Diyor ki onlara, hani buradaki mevzu aslında Fatih'in biraz daha ilme ve bilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor belki. Her biriniz bu harap şehrin bir köşesine birer külliye inşa edeceksiniz. Ve tabii bunlar külliye inşa ediyor. Bugün Mahmut Paşa, herkesin hala alışverişe gittiği Mahmut Paşa semti oluşuyor. Şimdi külliye inşa edeceksiniz dediğinde külliye şöyle, orta yerde merkezde cami ve etrafında aslında ekonomiyi ayakta tutan bir sistem. Yani onun içerisinde imarethanesi var, misafirhanesi var, yemekhanesi, her bir şeyi var. Şifahanesi, işte akabinde hamamı, değil mi? Ticari bir merkez olarak bunlar var. Ve İstanbul'u bu şekilde ihya etmeye çalışıyor. Fatih'in İstanbul'un bence en önemli merkezlerinden bir tanesi Kapalı Çarşı. Daha önce Bizans döneminde orada küçük bir çarşı var. Fatih Sultan Mehmet Kapalı Çarşı'yı yaptırdığında, ki bu şöyledir. Mesela Sultan Alaaddin Keykubat Yabanlı Pazarı'nı ilk kurduğunda Kayseri'de, Sinop'ta ve Aksaray, Alanya'da tersane kuruyor. Şimdi İpek Yolu ticareti zaten oradan, Kayseri'den geçerken, İpek Yolu'nda insanlar bir pazar bulurken bu sefer Karadeniz civarından ve Akdeniz civarından gelen, karaya inen bütün erzak ya da işte hani satılan şeyler Yabanlı Pazarı'na gidiyordu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'un ekonomisine, hatta İstanbul'un Merkez Bankası gibi bir şey Kapalı Çarşı, ekonomiyi ayakta tutabilme adına Kapalı Çarşı'yı yaptırması, özellikle un kapanı, yağ kapanı gibi kapanları yaptırıp akabinde hani orada bir ticari merkez oluşturması, evet, bir şehri fethedersiniz, insanların gönlünü fethedersiniz, ama ekonominiz ayakta değilse, siz o insanların karınlarını doyurup refahını sağlayamıyorsanız, o zaman bir yerde bir eksikliğiniz olur. Fatih'e baktığımız zaman tam da bunları yapıyor. Hemen sonra şunu da eklemek gerekir. Sahn-ı Seman medreseleri. Daha önce bunu okuduğumda ben çok mutlu olmuştum. İnşallah yeniden olur, yeniden bunları yaşarız. Çok güzel üniversitelerimiz de var nitekim, ama daha önce El Eser, Mısır El Eser çok kıymetli ve değerliyken, ilim insanları doğuda yetişirken, doğu okulları daha önemliyken, Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Seman medreselerini inşa ettiriyor. Yine kendisi bir cami inşa ettiriyor. Sahn-ı Seman medreselerini inşa ettirdiğinde İstanbul ruhusu diye adeta bir diploma mevzu ortaya çıkıyor. Bu defa doğudan değil de sen İstanbul'da okuyorsan veya birçok yerden İstanbul'a eğitime gelmeye başlıyor insanlar. Bu da İstanbul'u eğitim merkezi yaptığını ortaya çıkartıyor. İstanbul ruhusu çok önemli. Şimdi dediğiniz gibi saraylar yaptırarak siyaseti merkezi yapıyor İstanbul'u. İşte medreseler yaptırarak ilmin merkezi yapıyor. Bir de ticarete de önem veriyor. Kapalı Çarşı'nın inşasıyla da ticaretin merkezi oluyor İstanbul aynı zamanda. Ve işte o medrese eğitiminin, medreselerin inşası, İstanbul'un bir ilim merkezi oluşu dolayısıyla artık Kahire'den, Bağdat'tan, İslam ilim merkezlerinden ulema artık İstanbul'a gelir oluyor. Fatih'in de teşvik ve davetiyle, himayesiyle. Dolayısıyla artık Fatih'in İstanbul'u Osmanlı Devleti'nin payitahtıdır, ticaretin merkezidir, ilmin de merkezidir daha Fatih döneminden itibaren. Tabii bu gelişme sonraki hükümdarlar zamanında giderek artacaktır. Fatih'in İstanbul'u derken hocam, evet, sanat, düşünce ve fikir dünyası hakikaten çok hoşgörülü bir düşünce çerçevesinde gelişti, değişti diyebiliriz. Mimari açıdan nasıl sonuçları oldu fethin? Fatih'in İstanbul'u nasıl, dini ve mimari açıdan nasıl şekillendi? Elbette ki tabii İstanbul Ayasofya'sıyla, diğer kiliseleriyle Hristiyanlığın başkenti olan bir kentti. Ama Fatih döneminden itibaren artık o inşa olunan hem Sultan Camisi olan Fatih Camii ve paşaların inşa etmiş olduğu diğer
cami ve etrafındaki külli yapılarıyla artık bir Türk İslam şehri silüetini bürünmeye başladı. İşte camisi, medresesi, kütüphanesi, çeşmesi, kervansarayı, hamamı ve diğer yapılarıyla çok kısa bir zaman içerisinde Fatih dönemi sonuna gelindiğinde artık o yeni Türk mahalleleriyle, semtleriyle İstanbul artık bir İslam şehrine dönüşmüştü. Nitekim rahmetli Halil Nalcık Hoca'nın bir makalesinde de İstanbul bir İslam şehri diye bir makalesi vardı hocamızın. Hatta Batı'da şey diyorlar değil mi hocam? Güneş doğma artık sen Konstantinopolis üzerine, o artık Turkopolis oldu. Turkopolis. Evet. Başından da. Yani İslamlaştırma misyonuyla zaten İstanbul'un alınması aslında Avrupa'ya karşı, yani Hristiyanlığa karşı bir savaştı aynı zamanda değil mi? Bu İslamlaştırma misyonu da Fatih kamçılayan duygulardan bir tanesiydi. Yani aslında asırlardır devam eden bir Hilal-Haç mücadelesi de söz konusuydu. İşte o Haçlı seferleri, Müslümanlarla yapılan onca mücadele, İstanbul'un fethi artık Müslümanların galibiyetinin bir simgesi de olmuştu. Ama yalnızca her şeyiyle İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet bir İslam şehri yaptı tabii ki, ama gayrimüslimlerinde, diğer din ve cemaatlerinde İstanbul'da, bu şehirde ve diğer Osmanlı şehirlerinde yaşaması için düzenlemeler yaptı. Artık hoş görününde bir timsali olmuştu. Timsali evet. Oldu. Aslında şöyle diyebiliriz hocam. Hani İstanbul zaten işte Konstantin, Büyük Konstantin İstanbul'u imar ederken yerin üzerinde bir şehir istiyorum, aynı şehri yerin altında da istiyorum diyordu. Hatta Ayasofya'nın altında 40 kadırgalık yer vardır denir ama İstanbul muazzam bir şehir. Evet. Dönemin dünyasına baktığımız zaman hani evet hayalleri süslüyor ama mimari olarak da muazzam bir şehir olduğundan dolayı İstanbul'un fethine 1204 yılındaki Latin istilasında İstanbul harap olmuş. Sonrasında İstanbul bir türlü tam olarak ihya olmadığı için İstanbul'u son ihya ve imar eden kişi aslında Fatih Sultan evet. Mehmet'tir. İstanbul'a tarihinden beri hak ettiği değeri verir. Ve Hilal ile Haç'ın savaşı dedi hocam. Hocam Allah razı olsun. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in kendi camini inşa ettirme kararı verdiğinde surların 400 metre yakınında, Havariyon Kilisesi'nin hemen olduğu üzerinde, yer. İstanbul'un henüz Süleymaniye yok, Bayezid Camii yok, Sultanahmet Camii yok, İstanbul'un tepeleri boş. İşte Ayasofya kondurulmuş, diğer tarafta bir işte Bizans sarayı var, imparatorun sarayı var ama İstanbul'un hemen her yeri boş iken Fatih Sultan Mehmet neden Havariyon Kilisesi'nin üzerine camini inşa ettirmeye karar vermiş? Aslında ne demişti? Ben Kayseri Rum'um. Yani aslında ben Roma İmparatoruyum dedi. Ve akabinde de şunu bence izah etmeye çalıştı Fatih. Havariyon Kilisesi neydi? 12 havariye adanmış. Hatta 3 havarinin kemikleri orada saklanmış. Yine 1229 yılına kadar İstanbul'un imparatorlarının mezarları orada. Büyük Konstantin'in de mezarı orada. Yani Fatih şunu dedi. Hemen Konstantin'in yanı başında kendi mezarını da zaten oraya yaptırıyor. Benim İslam çatım altında sizin bütün batı inançlarınız yok olup gitmiştir. Aslında hak geldi, batıl zatıl zahil olduğu Fatih oradaki caminde en güzel şekilde bence bize göstermiştir diye düşünüyorum. Son noktasını da orada koymuştur çünkü. Evet. Vallahi hocam sizlerle zaman aktı geçti, tarih kokan bir sohbet oldu. Bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. O kadar çok şey konuşacak var ki, konuşacağımız çok şey var ama bilginize, fikrinize, ilminize sağlık diyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız. Sayın Fahmettin Başar Hocam bizlerle çok kıymetli düşüncelerini paylaştı. Nermin Taylan Hocam, Nermin Taylan Erkutlu Hocam bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Özgür Hocam, Fahmettin Hocam gibi duayen bir hocayla karşılıklı oturup sohbet etme, onunla program yapma şerefine eriştiğim için hem size teşekkür ediyorum hem ekibimize teşekkür ediyorum. Aynı duyguları hocam, paylaşıyorum hocam. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her iki konuğum da Fahmettin Hocam, gerçekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
Evet, değerli tarihseverler, 24 ekranlarında bu özel günde Fethin 569. yıl dönümünü konuştuk. Tarihin ışığında tarih kokan bir program yaptık. Çok keyifli oldu. Öncelikle sizlere de teşekkür etmek istiyorum konuklarımla birlikte. Sizlere de teşekkür ederiz. Bize ekranlarınızı açtınız, evlerinizi açtınız. Haftaya yine bir an ve zamanda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.